Herkesin keyfi yerindedir umarım. Katılan arkadaşlar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Ses, görüntüde bir sıkıntı olursa yazarsanız. Şu anda paylaşılan sunum dosyasını görüyor olmanız lazım. Aynı zamanda benim sesimi duyuyor olmanız lazım. Bir sıkıntı olduğu zaman yazarsınız. Evet, risk uyarımızdan sonra da dün nerede kalmıştık? Oraya kadar gelmeye çalışayım. Bu arada biliyorsunuz Ekşi Forex olarak Ekşi Forex ekibine dahil bir arkadaş olarak bu sunumu hazırladım ve herhangi bir geri bildirimleriniz bizim için önemlidir. Geri bildirimlerinizi bilgi@xforex.com'dan bize söylemeniz, yazmanız gerçekten makbule geçecektir. Evet, dün neler anlattık? Şöyle bahsetmektense vakit kaybı olmasın diye bunun kaydı olacaktır YouTube'da. Linklerini paylaşacağız. Oradan izlerseniz çok daha güzel olur. Şuraya kadar gelmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Euro dolar, Pound, Avustralya doları, GBP AUD'de kalmıştık. Tam bir dakika sonra başlayalım müsaade varsa. Evet, bir şey var. Duyuyoruz programı şu anda tamamdır. Hemen kalemimi alayım. Tamam, bence başlayalım artık. Merhaba tekrardan. Herkes hoş geldi. Gerçekten katılmanız benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Dün kazançla kapanan işlemler, ister kısa vadeli, kısacık, ister büyük dalgalarda yakaladığım işlemleri paylaştım. Neden girdim, neden çıktım, o anki koşullar neydi, onları paylaşmıştım. Devam ediyorum bunlarla alakalı. Eğer sıkıştırabilirsem araya birkaç tane zararla kapanan işlemi sıkıştırmak isterim. Çünkü haftaya onlarla devam etmek istiyorum. Ve haftaya aşağı yukarı ne izleyeceğinizi, neler göreceğinizi bilmenizi isterim. Dediğim gibi tekrar ben aylıkta Pound Audi grafiğine bakıyorum. Ve dikkat ederseniz burada bir tane, iki tane alış, hatta üç tane alış denemem olmuş. Bunun sebebi şöyle. Ben burada bir yükseliş trendi görüyorum ve bu yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi benim için trendline'lar, işte bu trendline bunun altına girdi, tekrar çıktı, bu benim için trendline'ı bozmuyor. Ben genel bir trende bakıyorum, bir yükseliş trendi var. Aynı zamanda pound dolar ve AUD dolar grafiklerini de biliyorum. Aşağı yukarı orada haritada nerede olduğumu biliyorum. O yüzden long düşünmeye başlıyorum. Ondan ziyade çok fazla detaya girmeden, çok fazla bulandırmadan kendi kafamı şöyle düşünüyorum. Ben burada, buralarda işlemi girdiğim yerde şurada bir bölge var. Yani şurada bir bölgede bir hareket var. Buralarda bir hareket var. Buralarda bir hareket var. Ve ben diyorum ki buralarda artık girmeye başlayayım işleme. Zaten fark ettiyseniz işleme girdikten sonra zaten işleme şöyle ben long denemelerini hatırladığım kadarıyla buralarda falan düşerken fiyatlar çok yani şuralarda denemiş olabilirim. Şuralarda long denemiş olabilirim. Çok eski işlemler oluyor onlar. Ama bu düşüş trendinde longları girmemişim. Her neyse şunu söylemek, şunu belirtmek istiyorum.
Ben long girdiğim yerleri fark ederseniz zaten bir noktadan sonra fiyat bir hareketlenme var. Belli ki bir dengeye ulaştık artık. Yani arz ve talep dengesi yavaş yavaş oluşmaya başladı ve ondan sonra artık bir tarafı kopacak. Zaten hep piyasa nasıl hareket ediyor? Bir tarafı doğru işte arz yükseliyorsa aşağıya doğru fiyat inmeye başlıyor. Sonra bir dengeye oluşuyor. Sonra ya devam ediyor ya tekrar talep bu sefer artıyor ve geri dönüyor tren. Zaten fark ettiyseniz bir noktadan sonra ben girdikten sonra biraz erken girmişim burada. Zaten hani işlemlerin birazcık daha detaya inersek işlemlerde göreceksiniz ki birazcık erken girmişim ama ondan sonra da zaten piyasa böyle çok böyle devasa bir şekilde aşağıya çok hızlı bir şekilde aşağıya akmamış. Ve zaten stop loss'um olacaktı. Ya manuel ya elle stop edecektim. Zaten söylemiştim standart olarak 100 pips stop loss kullanıyordum. Bir bakayım bir şey var mı? Yok. Birazcık daha derine iniyoruz. Haftalık grafikteyiz. Haftalık grafikte ben artık şuralarda long girmeye karar vermişim. Birazcık daha inelim. Daha net bir şekilde gözüksün diye. Artık yavaş yavaş daha yüksek zaman dilimlerine bakarak yavaş yavaş long'a girebileceğim aralıkları, seviyeleri falan yaklaştığımı tahmin ettiğim için yavaş yavaş long denemelerini yapmaya başlamışım. Gördüğünüz gibi bu iki tane long denemesini şöyle erken çıkmışım. Neden erken çıkmışım? Burada demek ki yani çok fazla risk etmek istemedim. Çünkü büyük bir aşağı doğru bir trend var. Bu trend benim zararlı sonuçlanabilir buradaki işlemler. Bir sakinlikten sonra ya da bir kırılmadan sonra girmek istediğimi zaten dün belirtmiştim. Birazcık daha detaya inelim. Neredeyiz? 4 saatlik grafikteyiz. Günlükte neredeydik? Günlükte şunu şuraya dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi aşağı yukarı her barın aşağı yukarı 100 pips civarı oynadığını ya 100 pips hani bu euro için belki 80 pips olur, belki 100 pips diyebiliriz euroya. Çünkü bazen daha fazla da hareket ediyor. GBP USD için de hani ekstrem koşullarda 200 pips'e kadar çıkıyor. Ama normal koşullarda aşağı yukarı 100-120 pips olarak devam ediyor. Fark ettiyseniz benim ilk long işlemim bir günün hareketinin son dibine girilmiş. Yani aşağı yukarı tahminen günün hareketi bitmiş olarak tahmin ediyorum. Ve daha fazla yani riskim tabii fiyat koptuğu zamanlar da oluyor. Fiyat çok böyle sert bir hareketten sonra kopup da çok fazla gittiği de oluyor. Öyle koşullar da var. Onun için stop loss'unuz var. Stop loss'um var onun için. Burada aşağı yukarı fiyat sakinledikten sonra yani günün hareketini doldurduğunu, o range'in, o aralığı doldurduğunu tahmin ettikten sonra bir işleme girmişim. İkinci işlemim de ertesi gün. Görebildiğiniz gibi ertesi gün günlük grafikte ertesi gün eklemişim. Bir tane daha işlemim var. Burada çıkmamış ama birazdan göreceksiniz. Bir tane daha işlemim var. Aynısı mı? Evet. Şimdi saatlik grafiğe geldim. Saatlik grafikte bu bir stratejidir. Şöyle söyleyeyim. Bir metot değildir de bir stratejidir. Yani risk yönetimi diyebilirsiniz. Para yönetimi, pozisyon yönetimi diyebilirsiniz. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Burada yaptığım şey şudur. Ben 3 tane longum var. Bir longu girmişim. Burada kapatmışım. İkinciye, ya yani bunları aynı anda kapatmışım. Girmişim ve kapatmışım. Buradan neden long girdiğimi zaten yüksek zaman dilimlerde açıkladım. Artık yavaş yavaş long deneyebileceğimi biliyorum. Oralarda şöyle orada 3 yani 3 tane seçenek var değil mi? Ya hiçbir pozisyona girmezseniz ya long girersiniz ya short girersiniz o seviyelerde. Yani aylık ve haftalık ve günlük için konuşuyorum. Ben long tarafında kendimi konumlandırmak istediğim için, alış yönünde kendimi konumlandırmak istediğim için long denemişim. Orada iki seçeneğim vardı benim için. Yani benim orada okuduğum fiyatta, okuduğum hareket okuduğum grafikte iki tane seçenek vardı. Ya hiçbir şey yapmayacaktım ya long deneyecektim. Üç tane long denemişim. Longları kapatmışım. Belli bir karım var burada. Üçüncü longun stop loss'unu maliyete bırakmışım ve daha sonra maliyetten stop olmuşum. Bu bir benim için bir güzel bir strateji. Şundan dolayı burada stop olmasaydım şöyle burada stop olmuşum ama benim bir karım da var. Yani şu hareketten benim şu trade planımdan bir kar elde etmişim. Aynı zamanda risksiz bir trade bırakmışım geriye ve o risksiz trade bana çok fazla kazandırma şansı var.
Yani bu bir strateji, bunu tavsiye edebilirim. Bu tabii pozisyon size'larınızı falan ayarlamanız gerekiyor. Bir sonraki bir kısa bir işlem var. Haftalıkta zaten dediğim gibi altın yukarı yönlü gittiğine çok bariz bir şekilde dün de konuşmuştuk. Aylık, haftalık, günlük grafiklerde çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bir tane işlemim vardı. Şurada girmiştim. Şuralarda bir yerde kapatmıştım. Ondan sonra bir denemem daha olmuş biliyorsunuz. Hani long şöyle söyleyeyim size. Böyle bir trend varsa tabii yani buralarda çok fazla böyle bir trendin gerçekleşeceğini bilmediğiniz için birazcık daha temkinli davranırsınız. Ama bir noktadan sonra zaten biliyorsunuz altında 1400 ve kabaca söylüyorum. Zaten hani hep söylemiştim. Bunu da dün de söylemiştim. Kabaca hani şurada işte 1400, burası 1100, bu aralık işte 1400 5 dolar oldu, bu aralık kırıldı anlamına gelmiyor. Ya da 1400 net bir fiyat değil, ben aralık olarak söylüyorum. Grafiği, aylık grafiği bakınca, haftalık grafiği bakınca, iyice bir zoom out yapınca, genel uzaklaştırınca grafikten aşağı yukarı 1400, 1500 ve 1100 civarında bir 10 senelik ya da hatta 8 senelik bir aralıkta sıkışmıştı. Hep o aralıkta ping pong topu gibi gidip geliyordu. Bir noktadan sonra o kırılma gerçekleşmiş. Yani bunları neden söylüyorum? Ben long denemekten korkmuyorum altında. Yani şöyle söyleyeyim size. Buralarda herhangi bir yerde long girip güzel bir şekilde manage etseydim trade'imi, stop loss'larımı güzel bir şekilde yani denemekten korkmasaydım çok güzel karlar elde edebilirdim. Tabii bu dediğim gibi risk iştahınıza, o anki durumunuza, ne kadar açık pozisyonunuz var, ne kadar risk etmek istiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey de vardır, bir laf da vardır. Hani bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymayın tarzı bir şey. Tabii yani başka yerlerde pozisyonlarınız vardır. Altında azar azar denemek istersiniz. Burada da benim bir tane pozisyonum var. Onu da göstermek isterim. Çok kısa bir şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam dün bir grafikte vardı. Şurada bir yerde long girmiştim. Şu çekilmeden sonra, şu artıştan sonra şurada bir yerde long girip tepelerde şurada kapatmıştım. Yani sadece şuraya odaklanırsanız dirençte kapatmışım. Aşağı yukarı destekle de girmişim. Bir sonraki işlemin neden girdiğini, yani bu işlemin neden girildiğini anlatayım. Zaten dün de bunun örneği vardı. Dikkat ederseniz zaten patternlar aşağı yukarı aynı şeyler. Tabii birebir aynı değil ama patternlar aşağı yukarı aynı şeyler. Ben ne demiştim? Böyle bir mum görüyorsanız, güçlü bir mum görüyorsanız bundan sonraki mum birazcık saçmalıyor. Saçmalıyor dediğim şey şöyle bir hareket var, dik bir hareket var. Ondan sonra bir hafif bir gerileme ya da hafif bir saçma piyasa var. Ondan sonra bir kopuş gerçekleşiyor. Tabii bu kopuş aşağıya doğru da olabilir. Ben tabii long denemek istediğimi bildiğim için aylıkta ve haftalık grafiklerde long denemek istediğimi bildiğim için long denemeyi tercih ediyorum hep altında. Şu an için konuşuyorum ve şu durum için konuşuyorum. Birazdan short bir trade de var. Onu da göstermek isterim. Altında neden short girilmiş falan diye sorabilirsiniz. Şunları ben bir saniye bir sileyim. Bu mumdan sonra, şuradaki mumdan sonra bir sonraki mum gördüğünüz gibi sakin bir mum. 4 saatlik grafikteyim. Bir sonraki mumda çapi yani bir saçmalık var bunda. Çünkü görüyorsunuz yani bir şey bırakmış buraya, bir iğne bırakmış. Ama her neyse güzel bir yukarı yönlü bir trend başlamış burada. Zaten bir dakika saatliğine, evet saatliğinden daha güzel anlaşılır. Şöyle ki ben çok böyle şey bir şey başlamışım. Bir trende başlamışım. Saatlik grafik için konuşuyorum. Bir trende başlamışım. Sonra bir sakinlik, gün açılmış. Gün açıldıktan sonra aşağı yukarı öğle saatlerinde yani Londra'nın artık bunu alalım yukarıya taşıyalım dediği saatlerde almışlar ve yukarıya taşımışlar. Ondan sonra tabii tekrar günlüğü test etmiş ve normal bir trend, normal yani çok böyle süper ultra güzel bir trend değil de normal bir trendle devam etmiş. Ondan sonra zaten bu fiyat koptuktan sonra da ben bunu kapatmayı karar vermişim. Kapatmaya karar verdim. Zaten kapattığım seviyelerde görürseniz zaten şuralarda hep görüyorsunuz bir tepki var. Şuralarda bir tepki var. Şurası bir tepki. Yani şurada bir tepki var. Artık böyle bu bir noktadan sonra bir de bu kopuştan sonra bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bir aralık var ya. Ben bu aralıkta hani bahsetmiştim size. Aralıklarda trade'e girmek tercih meselesi ama aralıklarda trade'e girmek şunu gerektiriyor. Hani şurada mesela hani daha
hep bunu söylemek istiyorum açıkçası. Unuttuğum zaman da hatırladım. Daha nasıl güzel olabilirdi? Şöyle güzel olabilirdi. Burada iki tane işlem olurdu. İki tane işlem ya da işte mesela hani bir lot yerine iki lot olurdu. Bir lotunu burada kapatırdım. Bir sonrakini stop loss'a maliyete koyardım. Zaten burada stop loss maliyetli gene ama kapatmaya karar vermişim. Bunu da kapatmanın sebebi şu. Tamam, burada bir aşağıya doğru bir hareket var ama aynı zamanda ben bir şeyin içindeyim. Bir range'in içindeyim. Şöyle günlük grafikte ben kabaca karar veriyorum. Şöyle görüyorsunuz aşağı yukarı burada zaten hani burada direnç olmuş sonra destek olmaya devam etmiş görüyorsunuz. Bir aralıkta gidip geliyorum. Hep aralıkta gidip geliyorum. Hatta buradan bir tane işlemim vardı. Hatırlarsanız dün ilk üçüncü işlemdi galiba. Nerede girmiştim arkadaşlar? Şuralarda bir yerde mi girmiştim? Şuralarda bir yerde girmiştim ya da şuralarda bir yerde girmiştim. Şu aralık beni boğduğu için şurada çıkmıştım pozisyondan. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Burada çıkmıştım. O aralık beni boğduğu için. Tekrar aynı şey. Burada da aynı şey. Burada bir aralık var kabaca. Ve bu aralıkta ben şimdi burada long'a girdim. Güzel. Kârı da geçmişim. Burada kapatmışım. Çünkü bu aralığın zirvesi artık. Ha, demek ki buradaki long pozisyonumu burada kapattıysam o zaman demek ki doğru şeyi yapmış oluyorum. Kusura bakmayın hani bütün çok işlem var onların hepsini harmanlayıp böyle şey yapmam birazcık şey oluyor. Yani o anki düşündüğüm şeyleri birebir aktarmam birazcık imkansız. Çünkü orada hani farklı farklı şeyler düşünüyorsun ama elimden geldiğince her şeyi en detayına kadar anlatmak istiyorum. En ince detayına kadar anlatmak istiyorum. Şöyle demek ki ben burada bir tane longum varmış eskiden. Onu da burada çıkmışım. O zaman demek ki burada ufak bir kar almam benim için uygun olacaktır. Çünkü bu şu hareketten bir hem bir kar almış oluyorum hem de geriye bir pozisyon bırakmış oluyorum. Kendimden bir şey bırakmış oluyorum ve daha sonra bekletme isteği artık bana kalmış. Ama dediğim gibi şu aralık beni birazcık boğduğu için çıkmaya karar vermişim. Bu aralığın bir başka güzel bir yanı var. Onu da anlatmak isterim. Bu aralık aynı zamanda dönüş sinyali de olabilir. Yani şuralardan short denemiştim diye hatırlıyorum ama şuralardan short denilebilir. Şöyle yani fiyat zaten hani kabaca fiyat zaten çok kabaca. Fiyat hani şöyle hareket ediyor zaten. Hani bir aralığa giriyor, sonra bir yere kopuyor ya da tam tersi aşağıya kopuyor. Bunun aşağıya kopabileceğini düşündüğünüz zaman bu aralıkta short denemeniz şu sonlara doğru, şuralarda short denemeniz bir zararı olmaz. Çünkü neden? Bir stop loss'un olacak. Zaten bir aralık burası. Bir stop loss'un olacak. Bundan sonra artık trade management, artık psikoloji management'e falan giriyor. Çünkü çok fazla risk almak istemezsiniz. Çok fazla sık aralıklarla işleme girmek istemezsiniz. Şöyle söyleyeyim mesela hani siz mesela hani atıyorum bu şöyle bir trend oldu. Neyse hazır grafik var. Hazır grafikten devam edelim. Bu aralıktan bahsedelim biz. Bu aralıkta long girdiniz. Ve yanlış yerlerde girdiniz. Doğru yöndesiniz. Bak fark ettiyseniz nerede long girmiş olsaydınız güzel bir stop loss'la ya da stop loss kullanmasaydınız kesinlikle kullanın. Bunu sadece örnek olsun diye söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Herhangi bir yerde long girip zararla kapatabilirdiniz o işlemi. O yüzden hani aralıkta sık sık işlem yapmayın. Bu işlem trade management'e mi giriyor dersiniz? Artık hani ben bunun böyle kitaplarda yazılmış eğitimini almadığım için artık böyle tam net olarak ifadeler işte hani onun bir adı var mı bilmiyorum ama sık sık işleme girmek gerçekten büyük zararlarla sonuçlanabilir. Şunu şöyle örnek vereyim mesela. Siz bir long işleme bekliyor. Bir yükseliş bir trende bekliyorsunuz. Şurada long girdiniz, burada long girdiniz, burada long girdiniz, burada long girdiniz. Bunlar buraya kadar geldi, buraya kadar geldi. Artık buralarda stop olursunuz ya da kapatırsınız zararlı. Şimdi şöyle pardon, dersiniz hani bu dönüyor mu acaba dersiniz. Çünkü şöyle bunu aylıkta baktığınız zaman zirvelerdeyiz. Yani aylıkta bu grafiği baktığınız zaman zirvelerdeyiz. Hatta zirvelerin zirvelerindeyiz. Diyebilirsiniz ki ben buralarda long girdim ama dönüyor olabilir mi fiyat diyeceksiniz. O yüzden çok fazla böyle sık sık yan yana hem zaman olarak hem zaman aralığı olarak hem fiyat aralığı olarak sık sık yan yana işlem girmeyin. Bu birazcık böyle beyninizi kandırıyor. Şundan şöyle kandırıyor. Mesela hani siz pozisyon olarak küçük pozisyonlar tercih ediyorsunuzdur. Ama yan yana pozisyon girdiğiniz zaman aslında büyük pozisyon girmiş oluyorsunuz. Hani dün de bahsetmiştim. Hani çok fazla pozisyon girmekle pozisyon size'ı büyütmek arasında bir fark var. Yan yana sık işlem girdiğiniz zaman pozisyonu büyütmüş olursunuz.
pozisyonu arttırmış olmazsınız. Yani hani şey olarak, sayı olarak arttırmış olmazsınız. O ne demek istedim? Evet, burada başka bahsedebileceğim bir şey var mı? Bakalım hemen. Çıkıştan zaten bahsetmiştim. Böyle bir hani şu noktadan sonra şöyle üçlü bir tepe var. Benim için tepelerin, diplerin mükemmel olmasına gerek yok. Burası benim için ikili diptir. Şurası benim için üçlü tepedir. Hani benim için mükemmel olmasına gerek yok. Dediğim gibi bu bir piyasadır, bir ürünün fiyatıdır. Bu ürün fiyatı dalgalanıyor. Arz talebe karşın olarak dalgalanıyor. Buradaki gördüğüm serverdeki fiyat, atıyorum Bloomberg'ın serverindeki fiyatla aynı fiyat olamayabilir. Hani birçok etken var. O yüzden benim için ben çok fazla detaya, dediğim gibi dün de bahsetmiştim, çok fazla detaya girmek istemiyorum. Benim için üçlü tepedir burası ya da ikili tepede diyebilirsiniz, fark etmez. Belli bir noktadan sonra iki gün yan yana açılmış. Bak gene burası da bir box. Şöyle düşünebilirsiniz. Burası da bir kutu. Yan yana günlükler yan yana açılmış. Ondan sonra aşağıya doğru kopmuş. Ben artık çıkmaya karar vermişim buradan. Aynı zamanda da range'in tepesi. Bakın yani bir trade'i kapatırken kaç tane şeyi görmüşüm. Onları hani şu anda tekrar saymak istesem, konuşurken hepsini anlattığımı düşünüyorum ama şu an tekrar saymak istesem hepsini sayamam. Range'in tepesindeyiz. Tepe var, kopuş var. Geriden doğru bir tane pozisyonum var. Onu tutuyorum. Buradaki kar benim için yeter diyorum. Yani bunlar var hepsi aynı anda. Bir sonraki trade'imizi hemen girelim. Evet, Euro AUD. Zaten bir önceki trade'i de GBP AUD'ydi. GBP AUD'de gene aynı hareket vardı. Şöyle ki şu anda haftalıktayız. Orada da aylıkta ve haftalıkta bir geri dönüş vardı. Ve o geri dönüşünde şöyle bir tane fiyatı vardı. Yani bu ne demek oluyor? Yani bir trend line çizersem, şuradan da fark ederseniz bir trend line çizersem, trend line çizmeme bile gerek yok. Dipler hep yükselişte, hep yükselişte, dipler hep yükselişte. Ben burada bir yükseliş trendi bekliyorum. Bunun dışında başka ne bekliyorum? Böyle bir düşüşün bir tekrar bir retracement'ı var, bir geri dönüşü var. %50 olarak düşünebilirsiniz, %70 olarak, %30 olarak düşünebilirsiniz, %61.8 Fibonacci seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Bunları düşünebilirsiniz. Böyle bir retracement bekliyorum. Aynı zamanda bir yükseliş bekliyorum. Aynı zamanda Euro dolar paritesinin yukarı yönlü olduğunu biliyorum. Avustralya doları yeteri kadar, Avustralya doları biliyorsunuz tarihi dipleri gördü. Tarihi diplerden zıpladı yukarıya. Onun da bir geri dönüşü olacak. Yani aşağı yukarı bunların hepsini harmanlayarak, dediğim gibi çok fazla hani çok fazla detaya girmeden, çok fazla şey yapmadan, ben daha çok bu fiyatın aşağı yukarı artık bu noktalardan sonra long denemek istediğimi biliyorum. Long denemek istediğimi biliyorum ve biliyorsunuz ki ben her zaman günlük grafiğe bakıyorum. Her zaman D1 grafiğine bakıyorum. D1 grafiğinde bakalım nasıl bir hareket varmış. D1 grafiğinde gördüğünüz üzere şurada bir fiyat arz talep dengesi var. Yani bu arz talep dengesi ya da bir, yani tabiri artık box diyorum. Bunun adını ben koymuş olayım. Yani bir box varsa, bir denge, bir fiyat aralığı varsa, o fiyat aralığı daha sonra da orayı etkiliyor. Çünkü şöyle düşünün. Hani burada bu fiyat buraya geldiği zaman burada tekrar bir support ya da resistance ya da destek ya da direnç olmasını bekleyebilirsiniz. Tabii ben bunları burada görüyorum. Bu fiyatları buradaki dengeye genel olarak burada gene daha büyük zaman dilimlerinde gene aşağı yukarı bir tane box'ım var. Büyük bir box'ım var. Büyük bir aralığım var. Burada da demek ki aşağı yukarı şuralardan fiyatın dönebileceğini tahmin ediyorum. Yani bu benim için şöyle bir avantaj sağlıyor. Ben şimdi D1'de, H4'de, H1'de trade eden bir arkadaşınız olarak ben trade edeceğim artık genel harita, dediğim gibi genel haritayı bildiğim için bu benim için avantaj sağlıyor. Aşağı yukarı long düşünmem gerektiğini biliyorum. Yani long denemeleri yapmaya başlıyorum. Tabii bu denemeyi şurada gördüğünüz gibi burada da erken girmişim. Tabii o GBP AUD'deki pattern'ı görünce burada da demek ki girmeye karar vermişim long'ları. Pattern'ı görünce burada da karar vermişim. Birazcık erken girmişim. Erken girdiğimin de aslında çok erken de değil ama yani şöyle birazcık daha detaya inebilir miyiz acaba? Şimdi şöyle o bir saniye, yani günlükten çok daha iyi olacak bu.
Buralarda bir hareket beklediğim için aşağı yukarı artık long denemeleri yapmaya başlamışım. Burada bir önceki günün dibine yakın bir önceki günün yani burada gözükmüyor ama burada gözükmüyor. Yani bir önceki yani bu burada açılmış, burada kapanmış. Bir sonraki gün girmeye karar vermişim. Ondan sonra dediğim gibi hani stop loss'um statik olarak 100 pips olarak düşünürsek bu aşağı yukarı birazcık daha fazla bir stop loss olmuş. Ondan sonra bu işlemi kapatmaya karar vermişim. Bu da gelip o dedi ki aşağı yukarı aynı hikaye. Birazcık bölük pörçük oldu kusura bakmayın. Aynı hikaye çünkü aşağı yukarı hani erken girdiğimi fark etmiş olabilirim. Başka pozisyonlarım olduğunu fark etmiş olabilirim. Hani daha güzel nasıl olabilirdi diye düşünecek olursam tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü hani burada bir tane pozisyon girmiş olsaydım, iki tane pozisyon girmiş olsaydım bir tanesindeki kenara alıp bir tanesini stop loss'a maliyete çekip bırakabilirdim. Daha güzel nasıl olabilirdi? Şöyle olabilirdi. Ben bunu bekletebilirdim. Burada erken davranmışım dediğimi aslında şuradan söylüyorum erken davranmışım diye. Hani GBP USD'de çok güzel bir tane trade'im vardı. 1000 pips'te sonuçlanan bir tane trade'im vardı. Onu göstermiştim. Demiştim öyle şeyler denemekten korkmayın diye. Bu tabii ona benzer bir şey değil. Bu istisnai bir fırsat değil ama şöyle gördüğünüz gibi burada ikili dip var. Burada deneme kesinlikle güzel bir şey olabilirdi. Daha nasıl iyi olabilirdi diye. Tabii mükemmel bir trade değil bu. Ama daha nasıl iyi olabilirdi diye sorarsanız burada girmek çok daha iyi olabilirdi bu trade için konuşuyorum. Ve tabii iki tane girip bir tanesinin karını almak çok daha güzel bir şey olabilirdi. Bir saniye. Euro AUD, GBP USD. Tamam. Burada haftalıktayız gene. Gene fark ettiyseniz ben artık nerede olduğumu bilmek istiyorum haftalıkta. Ve şuradaki trade'e odaklanmanızı istiyorum. Buradaki trade'de zaten pattern'ı artık aşağı yukarı tanıdık geliyor olması lazım bu pattern. Şöyle ki bir hareket var yukarı yönlü. Bak zaten bir daha söyleyeyim. Artık herkesin ezberlediği bir şey olabilir bu. Dediğim gibi çok sağlam bir mum var. O sağlam mumdan sonra bir saçma bir piyasa var. Yani bir box var, bir sıkışmış bir fiyat var. Ondan sonra yavaş yavaş bir trend oluşmaya başlamış. Bir dibi görmüş, bir fake atmış buraya. Fake'lerden uzak durun. Gerçi uzak duramıyoruz ama fake'lerden uzak durun. Yani fake'lerden şöyle, burada neden long denemişim? Burada short da deneyebilirdim. Burada short da girebilirdim. Neden short girmedim? Yani bu hareketin benim için bir trend olduğu çok bariz bir şekilde anlaşılıyor. Hani bunun %50, %61.8 kadar, yüzde işte %38.2 kadar Fibonacci seviyelerinden geri gelmesi ya da moving average işte 100 günlük moving average'in hareketli ortalamanın üzerinde olması gerekmiyor. Yani %100 öyle dediğim gibi ben kendimi öyle şartlandırmıyorum. Bu hareketin benim için bir yükseliş trendi olduğunu biliyorum ve long denemeye karar vermişim. Birazcık daha detay inelim bakalım ne varmış daha detayda. Şöyle ki günlük şurada saatlik grafik var. Evet. Şimdi şöyle benim bu trade'e neden burada girmişim onu hemen açıklayayım. Şimdi bu benim bir önceki mumum. Günlük için konuşuyorum. Günlükte bir önceki mumum çok güzel bir tane yükseliş trendim var. Bu mumun aşağı yukarı %50'sini düşünün. Ve bir sonraki gün açılmış. Aşağı yukarı Londra girmiş. Bunu satmışlar Japonlar. Sonra Londra bunu almaya başlamış. Sonra tekrar satmışlar. Ben burada işlemi girmişim. Aslında başka nerede girerdim? Burada girmeseydim. Tabii bu hani tamamen o anki bir şey ya. Hani bilgisayara bakmazsanız bir anda bakarsınız. Bir anda fark edersiniz girersiniz. Başka nerede girebilirdim? Tekrar %50'yi hani burada erken girmişim. Daha geç görseydim burada tam %50'de girebilirdim. Ya da artık bir günün bu hareketin tamamen şurada girebilirdim. Çünkü bir önceki günün neredeyse hepsini geri vermiş. Yani %70 kadar gerilemiş. Burada girebilirdim. Daha nasıl girilebilirdi? Yani long da kendimi kısacası long olarak kendimi konumlandırmak istediğimi belirtmek isterim. Bu trade'imde girdikten sonra tabii stop loss'umu ben statik olarak zaten aşağı yukarı sabit olarak 100 pips olarak düşündüğüm zaman görüyorsunuz ki sonra stop olmamışım ve devam etmiş. Trade'e nerede çıkmışım onu da hemen değinelim. Trade'e nerede çıkmışım fark ettiyseniz benim için tek bir seviye gene bahsediyorum. Yani şurası kesinlikle benim için %100 direnç değildir. Şuralara aralık olarak bir hani bir fiyat aralığı olarak düşünün. Hani
Kimse mükemmel değildir. Kimse gelip şurada longu girip şu zirvede kapatamaz. Belli bir aralık. Şurada bir trend görüyorum ben. Daha büyük olarak şurada bir trend görüyorum. Daha büyüğünde aylıkta dipten zıpladığımı biliyorum ve aylıkta da bir trend olduğunu biliyorum. Burada bir trend var. Ben fark ettiyseniz, yani şuradaki trend olarak düşünürsek bu, yani bu işlemin şu dalgada olduğunu düşünürsek, bu işlem şu dalgada gerçekleşmiş. Bu dalga %100 ise ben aşağı yukarı onun %50'sini almışım. Gerçekten de güzel bir trade olmuş. Bu trade'de böyle. Başka bakalım neler var? GBP yen var. GBP yende de şöyle. Bunun da bir aralıkta olduğunu biliyorum. Bu sefer trend, yani şöyle, bu tabii ki bir trend var burada küçük çapta düşünürseniz. Ama benim bir yüksek şeyde yüksek, yani şöyle söyleyeyim size, şurada boş bir yer varsa hemen şöyle söyleyeyim, bu grafikte nasıl anlatabilirim? Şöyle, yani bunun bir aralıkta olduğunu düşünürsek, şöyle ben şunu şöyle düşünüyorum, burada aylıkta bir yükseliş trendi var gibi gibi, haftalıkta ya da aylıkta da bir sıkışma olarak da düşünebilirsiniz. Yani de bu trade için konuşmamız gerekirse bir aralığı girdiğimi düşünüyorum. Şimdi dedim ya, hani range'lere dikkat edelim. Range'ler önemlidir. Trend tabii ki önemlidir. En büyük paralar trend'te kazanılıyor zaten. Range'ler de önemlidir. Ben burada bir range'e girdiğimi düşünüyorum. Kendimi long olarak konumlandırmak isteyeceğim nokta, bu range'in ne kadar daha aşağısında konumlandırırsam o kadar benim için daha güzel bir şey. Bu trade daha nasıl, daha detayına inmedim ama bu trade daha nasıl güzel olabilirdi diye sorarsanız, yani şurada bir geri dönüş olmuş. Buralarda long girebilirdim. Yani şu hareketten sonra, yani tabii gerisini düşünmezseniz sadece şuradaki hareket. İkili dip var. Güzel bir hareket var. Ondan sonra bir geri çekilme var. Aşağı yukarı %50 kadar geri çekilmiş. Buradan yukarı yönde bir hareket var ya, buralarda şuradaki breakout'tan sonra girebilirdim. Tabii burada girememenin sebebi, başka sebepler de var bunun işin içine girdiği zaman, yani dikkat ederseniz hani başka sebepler de var. Şimdi hani bu range'in, tamam dediğim gibi mükemmel olması gerekmiyor. Bir range'in, bir box'ın, bir sıkışmanın, yani iki seviyenin arasında olması gerekmiyor. Yani benim için şurası da bir range'tir yani. Hani onu da dikkat etmeniz lazım. Kabaca şurası da, yani şöyle kabaca düşünürsek bir aralıktır benim için bu. Ben burada işleme girmişim. Yeni klasik, zaten aşina olduğunuz, artık bu pattern'e aşina olduğunuz bir şey. Yeni klasik. Bir geri dönüş var. %50 aşağı yukarı geri dönmüş ve tekrar bir yukarıya hareket var. Ve o yukarı hareketin ortalarında artık bu yukarı hareket gerçekleşebilir. Hani ben dibini yakalamaya çalışmamışım fark ettiyseniz. Hani ben biliyorum ki zaten şu anda da söylüyorum size. Hani bu %50 geri gelmiş diyorum. Bu geri geldiğinde de ben bunu görüyorum zaten. Ama girmemişim, risk etmek istememişim ya da o an görmemiş de olabilirim. Tabii ben bunu %100 hatırlayamam. Şu anda aşağı yukarı üzerinden bir ay, ne zaman? Mayıs ayı, 3 ay geçmiş oluyor. Tam net olarak hatırlamıyorum ama bir hareketten sonra gir. Yani şu anda bir hareketten sonra bir long hareketi var. Bu hareketten sonra. Peki bunun neden long olarak kendimi konumlandırdık? Ondan da hemen bak. Bahsetmiştim. Çok pardon. Demiştim ki bir aralık var. O aralığın diplerine doğru giriyorum ve burada kapatmışım. Buradaki kapatmamın sebebi de bir range'in tepesine. Daha nasıl güzel kapatabilirdim diye soracak olursun. Zaten TP'mi görüyorsunuz. TP'm nerede? TP'm bu maviler TP'dir. Kırmızılar stop loss'tur. Şu anda şu işlemin üzerinde kırmızı bir çizgi var. O stop loss'un maliyetli olduğunu gösteriyor. Şu mavi çizgi de işleme kapattığım sıradaki TP'yi gösteriyor. TP'yi nerede koymuşum fark ettiyseniz, bir aralık var burada. Daha düşük zaman dilimlerinde. Tabii şu anda haftalıktayım ama daha düşük zaman dilimlerinde bir aralık var. O aralığın aşağı yukarı ortasına koymuşum. Kesinlikle hani böyle bir hesaplama sonucu gerçekleşmemiş olan bir şey bu. O aralığın ortasına koymuşum ben bunu. İşleme girdikten sonra kapatıyorum. Hemen detaya inelim. Bakalım detayda ne yapmışız. Detayda da şöyle bir şey var. Detayda gene bunun küçüğü var. Büyükte, haftalıkta neydi? Şöyle bir tane pattern vardı. Ben buralarda girmiştim. Burada girmişim trende. Ama küçükte de gene aynı pattern var. Çok ilginç bir şekilde. Şurada da bir hareket var ve devam etmiş hareket. Aşağı yukarı yine aynı şey. Şöyle
İşleme girdiğim sırayı göstermek istiyorum. İşleme şu mumda girmişim. Fark ettiyseniz kırmızı mum ama giriş seviyesine yakın girmişim. Genelde giriş seviyesine yakın işlemler tercih ediyorum. Çünkü şöyle düşünün. Bu yazılmamış bir kural. Daha sonra yani tecrübeyle tabii her zaman gerçekten %100 her gün gerçekleşen bir şey değil ama işlemlerimi daha çok günün açılış seviyelerine yakın girmeyi tercih ediyorum. Hani ama tabii böyle mükemmel bir gün olur. Yukarı yönlü bir hareket olur, sonra geri çekilir. Hani bir önceki işlemde %50 geri çekilir, yarısını almaya çalışırım bir önceki günün. Tabii öyle şeyler var. Onlar daha da güzel, daha da güzel tercih ediliyor. Her neyse, bu işleme neden girmişim? Hemen bakalım. Dediğim gibi ben genelde günlükte trade ediyorum. Haftalık ve aylıkları biliyorum, sürekli bakıyorum. Ama günlükte trade ediyorum. Günlükte trade'imi şöyle söyleyeyim size. Bu mum çok güzel bir mum. Bir önceki günün mumu. Hemen sileyim, kapı karışıklığı olmasın. Bir önceki mum bullish, yani boğa bir mum. Çok sağlam bir şekilde yukarıya doğru bir kırılma var. O kırılmadan bir gün sonra açılışa doğru, açılışa yakın bir şekilde girmişim. Şöyle düşünün, bir günde bir trend varsa çok nadiren şöyle bir, yani Euro USD'ye düşünün. Euro USD gerçi çok fazla trend yaşayan bir parite değil ama şöyle söyleyeyim size. Bir mum olarak düşünün. Açılış seviyesi şu an şöyle. Bir bullish mum olarak düşünün. Açılış seviyesi şu olsun. Open. Bu da close seviyesi olsun. Bir trend olan bir piyasada aşağı yukarı böyle bir hareket beklersiniz değil mi? Ya da şöyle bir hareket de olabilir. Şöyle bir hareket de olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Ben şurada kendimi konumlandırırsam, şuraları yakın bir yerde kendimi konumlandırırsam bir günün trendi hani %70 yukarıya doğru gider. Şey olarak söylüyorum bunu tabii ki. Yani 100 pips olarak düşünürseniz 70 pips yukarıya gider, 30 pips aşağıya gider, aşağı yukarı. Ama bunlar tabii yazılmamış kurallar da genel olarak hani genel bunları düşünerek ben daha çok fiyat açılış seviyelerinin yakın bir yerlerde ya da pivot point. Hani pivot point'a falan çok fazla girmek istemiyorum ama pivot point'lara da arada bakıyorum kafam karıştığında. Onlara da girmek isterim. Zaten işlemi neden kapattığımı da bahsetmiştim. İşleme neden kapattığımı şuraları geçmişim. Birazcık beklemişim. Burası da bir aralık. Yani şu hemen bahsedeyim madem. Teknik analiz de yapmış olalım. Madem şey yapıyoruz. Şimdi görüyorsunuz buralarda fiyat. Yani ben buralarda long'a girmiş olsam. Gene burada güçlü bir şöyle gene aynı pattern. Çok ilginç bir şekilde hep aynı pattern'lar denk geliyor. Değişik şeyler de göstermek istiyorum açıkçası. Gene aynı pattern. Güçlü bir mum var. Her ne kadar da açılış ve kapanış seviyesi yakın olsa da güçlü bir dönüş var. Belli ediyor kendine. Ondan sonra sakin bir piyasa. Ondan sonra trendin devam etmiş. Peki ben buralarda long'a girseydim nerede kapatacaktım? Görüyorsunuz günlükteyiz. Burada bir aralık var. Burada daha güzel sıkışık bir aralık var. Ondan sonra daha büyük grafiğimde de şöyle bir aralık var. Zaten benim TP'm de buraya yakın bir yerde. Buralarda girmiş olsaydım nerede kapatacaktım? Şuralarda bir yerde, şuraların orta kısımlarını bir yerde kapatacaktım. Ya da şuraların orta kısımlarını bir yerde kapatacaktım. Ki zaten yakın bir yerlerde kapatmışım. Yani hani aşağı yukarı düşünürseniz yakın bir yerlerde kapatmışım. Aynı zamanda zamanda dediğim gibi benim için önemli. Çok kısa bir sürede bugünlük grafikte aşağı yukarı hani şu anda hesaplamak istesem ne kadar? 450 pips civarında bir şey bırakmış bu trade. Yani güzel bir trade olmuş. Yani kısa bir günde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 günde bana 700 pips bırakmış. Yani gerçekten Allah bereket versin diyelim. Ondan sonra tabii bu şey olmuş. GBP, tamam. Günlük grafikte nasıl girmişim? Az önce bahsetmiştim hatta. Bir yukarı yönlü. Şu anda tekrar bir dakika dejavu oldu biraz. Çok kusura bakmayın. Aynı şeyi slide'a bir daha mı koymuşum? GBP USD. Ya çok şanslı denk geldi. İkisi de aynı pattern. Yani birebir aynı şeyler. Çok benziyor birbirlerine. Birazcık ondan dejavu oldu. Bir önceki gün sakin şurada bu aralıkta fiyatı girmeyi tercih etmemişim. Zaten hep aynı pattern'lar bahsediyorum. Bu aralıkta çok yakın birbirine açılmış. Bir önceki gün burada açılmış, bir sonraki gün burada açılmış ama bir ondan sonraki gün çok sağlam bir trend var. Zaten haftalıkta, aylıkta, günlükte nerede olduğumu biliyorum. Zaten demiştim ki günlükte işlemlere girmeyi tercih ediyorum. Bir sonraki günde gün açılmış. Daha uygun bir saatlerde işlemi şöyle gün aşağıya doğru artık GBP USD ile aynı grafik birebir. Birazcık
Japonya bunu satmış. Japonlar satmışlar bunu. Sonra Londra almış. Sonra tekrar şey vermiş. Birazcık böyle garip bir yazı. Ama günün açılışına yakın bir yerde işlemi girmeyi tercih etmeyeceğim. Ondan sonra zaten dediğim gibi hani günlükte işlem açtığım için ve aşağı yukarı 100 pips stop loss kullandığım için yani benim için zararla kapanmamış, stop olmamış bir işlem olarak gerçekleşmiş. Ondan sonra kapanışın nedenini de açıklamıştım zaten. Onun dışında dolar cat var. Dolar cat'teki işlem dün bir tane işlem vardı. Demek ki bu işlem ondan önce girilmiş. Evet. Şimdi taşlar yerine oturdu. Gerçekten dediğim gibi kusura bakmayın. Çünkü çok fazla işlem var. Ve bu işlemleri hani harmanlayıp işte hangisine ne zaman açmışım, ne zaman kapatmışım bunları söylemek gerçekten benim için yani bulup da şey yapmak, sıralamak gerçekten zor oluyor. Dün bir işlem göstermişim dolar cat'te. Çok kısa bir sürede kapatmıştım o işlemi. Demek ki üstten daha işlemim varmış. Bir tane shortum varmış. O shortumdan dolayı ben zaten bu dalgaya dahil oldum. Şimdi şöyle piyasanın bir hareketine dahil olmak çok önemli. Ben bu harekete dahil olmak istiyorum. Bir yükseliş bir trendi varsa, düşüş bir trendi varsa o piyasada bir parçası olmak istiyorum. Ve o piyasanın zaten bir parçasıymışım. Bir sonraki işlemde tutabilirmişim de zaten demiştim hani daha güzel nasıl olabilirdi diye anlatmıştım dün. Demek ki daha üstten işlemim varmış ve o işlemi kapatmamışım. Tabii yeni katılan arkadaşlar varsa dünkü videoları izleyip şey yapabilirler. Hatta bugün katılan arkadaşlar, yani dün hem katılan arkadaşlar varsa hem bugün dinliyorlarsa bir önceki günü izleyip hani taşlar yerine oturacaktır. Evet, bu da gene bir breakout trading. Zaten dediğim gibi gene aynı pattern bir box var burada. Dediğim gibi bu box'ın mükemmel olmasına gerek yok. Üçgen de çizebilirsiniz buraya. Yani şöyle daralan bir üçgen de çizebilirsin. Tabii ki bu bir üçgen de sayılır. Ama benim için bu bir sıkışma. Dediğim gibi ben hani kabaca bakıyorum bunlara. Çok fazla hani pinpoint yapmıyorum yani bir line oradan geçince breakout oluyor tarzı bir şey benim için söz konusu değil. Şundan bahsetmiştim dün. Dolar kedim haftalık grafiklerinde ve aylık grafiklerinde çok sağlam bir double top var. Yani ikili tepe var. Bu ikili tepe benim için her şeyi ifade ediyor. Yani burada bu işlemde şu harekette ben kendimi short olarak konumlandırmak istediğimi biliyorum. Tabii diyeceksiniz ki burada bir long fırsatı da var. Evet var. Long fırsatı var. Ama ben burada bu breakout'u gördükten sonra bu kırılma gerçekleştikten sonra long girmeyi çok fazla tercih etmiyorum. Daha nasıl güzel olabilirdi diye sorarsanız şöyle. Range'leri sevin arkadaşlar. Range'ler güzeldir. Yani aralıklar, sıkışmalar güzeldir. Burada mükemmel bir trade nasıl olabilirdi? Ondan bahsedeyim biraz. Şöyle olabilirdi. Burada bir aralık gördüm. Tabii burada aralık olduğunu bilmiyorum. Yani şöyle düşünün. Hani şuradan itibaren görmeyin. Şuradan itibaren görmeyin. Yani bu işlemin böyle bir dönüş gerçekleştikten sonra şurada bir sıkışma var. Zaten yine fark ettiyseniz bir saniye. Yine fark ettiyseniz şuradan itibaren görmeyin hiçbir şeyi. Yine fark ettiyseniz bir dönüş var. Güçlü mumlar var. Bir sıkışma var, tekrar bir kırılma var ve o kırılmanın devam edebileceğini düşünebilirsiniz. Tabii burada kişisel tercih meselesi, shortlar da denilebilir. Stop loss varsa zaten dediğim gibi hiçbir seviyeden long veya short girmek yanlış değildir arkadaşlar. Yani doğru yönetildikten sonra ufak zararlar verebilirsiniz. Bu da bir ticaretinizin bir parçası olarak düşünebilirsiniz. Yani stop loss patlatmak, zarar vermek. Çok böyle gözünüzü korkutmasın. Deniyorsunuz sonuçta bir şeyler. Her neyse şundan bahsetmek istiyordum. Şurada bir sıkışma var. Sıkışmadan sonra kopma gerçekleşmiş. Kopma gerçekleştikten sonra işlemi girmişim. Burada da artık şu devreye giriyor. Neden stop olmamışım? Çünkü stop loss'umu iyi bir seviyeye koymuşum. Stop loss'umu zaten dediğim gibi statik olarak düşünüyorum ben. Stop loss'ları statik olarak düşünüyorum. Şey pardon, sabit olarak 100 pips civarı düşünüyorum. Ekstrem koşullar olmadığı müddetçe genel piyasa koşullarında 100 pips olarak düşünüyorum. Burada da artık stop loss yani birkaç tane şey el ele veriyor. Birkaç tane parametre el ele veriyor ve güzel bir trade de sonuçlanıyor. Hemen TP'ye bakalım. Nerede bırakmışım TP'yi? Buraya bırakmışım. TP'nin oraya bıraktığım sebebini de daha fazla şöyle söyleyebilirim.
Burada bir aralık görüyorum. Daha büyük bir grafikte zaten fark ederseniz buralarda artık tepkiler vermeye başlamış bir piyasa. Yani şöyle hani şuradan itibaren bakarsanız bir aralık var. Bu aralığın aşağı yukarı ortasına bırakmışım ben bunu. Demek ki buralarda artık yavaş yavaş TP yapmaya tercih edebilirmişim. Ki işlemi kapattığım yere de gelecek olursak neredeyse bu aralığın en yakın şekilde yani bu işlemden şu hareketten alabileceğim maksimum şeyi almışım. Peki burada şunu sorabilirsiniz. Ben niye maliyete çekip beklemedim? Hani madem haftalığı bakıyorum, aylığı bakıyorum, bu trade binlerce pipse dönüşebilir, onları biliyorum. Neden böyle bir şey yapmadım? Burada zaman faktörü de var. Dediğim gibi bu gerçekten önemli. Şöyle ki şu anda günlükteyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aşağı yukarı dur haftalıkta yani bu haftanın sonunda girmiş olduğumu varsayarsam bir hafta içinde aşağı yukarı 38 deseniz 33 deseniz aşağı yukarı 500 pips bırakmış bu bana. Bu benim için yeterli. Tabii ki daha beklenilebilirdi. Buraya stop bırakırdım. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Swap'lar beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Hani swap'sız hesap kullanıyor olabilirsiniz. Ben swap'lı hesap kullanıyorum. Swap'lar hiçbir şekilde beni etkilemiyor ve benim karar vermemi de etkilemesini istemiyorum. Hani bazen arkadaşlardan duyuyorum, gruplarda duyuyorum. İşte mesela hani Euro dolarda short pozitif swap veriyor, long negatif swap veriyor. Ya işte short deneyelim, pozitif swap, negatif swap. Yani onların beni etkilemesini istemiyorum. Çünkü şöyle hani benim benim 365 günde ödediğim swap'ı aşağı yukarı 100 pips'e falan denk geliyordu yanlış hesaplamadıysam Euro USD ya da daha da fazla olabilir. Yani bunu elle hesap yapabilirsiniz. Yani siz bir sene bekleyip 100 pips kazanırsanız bir senenin swap'ını ödemiş oluyorsunuz aşağı yukarı. O yüzden hani swap da beni etkilemiyor. Bekleyebilirdim burada ama dediğim gibi zaman olarak yani bu trade'in pips'iniz beklediğim zamanı bölersem çok büyük bir fiyat performans oranı elde etmiş oluyorum ve bu benim için güzel bir şey. Her neyse başka bakalım daha detaya inelim bakalım neler yapmışız. Tabii burada detayda çok fazla bir şey yok. Yani H4'te tabii yani bir kırılma var. Büyük grafikte yani şurada büyük bir grafik vardı yukarıda bir aralık vardı. Bir kırılmadan sonra girmeye karar vermişim. Çok fazla da detaya bakmamışım. Zaten detayı baksaymışım da çok fazla bir şey değişmeyecekmiş. Saatliye bakalım. Evet çok normal. Yine dediğim gibi günün açılışına en yakın bir seviyede girmeye çalışmışım işleme. Ondan sonra da zaten dediğim gibi yüksek grafiklerde bakınca da artık bir noktadan sonra hem zamanı işin içine katınca trade'i kapatmayı karar vermişim. Bu da çok güzel bir trade. GBP/USD. Bu arada arkadaşlar zararlı işlem görmek istiyorsanız gerçi şöyle hemen bir saatime bakayım. 8 50 dakikadır konuşuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın hiç şey yapmamışım ya. Hızımı alamadım. 50 dakika olmuş. Ben daha 20 dakika oldu falan sanıyorum. Evet, soru gelmiş bir tane. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben hızımı alamadım ve çok hızlı bir şekilde konuşmaya devam ettim. Kusura bakmayın. Altın 2 gündür direnç haline gelen 19.50'yi kırmış görünüyor. Hangi seviyeyi hedef olarak görüyorsunuz? Ya şöyle yani analiz şimdi şöyle benim kendi altınım da long pozisyonu taşıyorum şu anda. Kapattım mı ona bir bakayım. Long pozisyonu taşıyorum arkadaşlar. Altını ben bugün kaçtan almışım? Hatta saatini de söyleyeyim. Altını bugün 1930'dan almışım. Bugünün açılış seviyesi 1915.85 ve bir saniye. Evet, gene aynı pattern. Altında az önceki gösterdiğim bütün patternleri benzer. Çok 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 yani bugüne mi denk geldi hepsi aynı anda bilmiyorum ama güzel bir mum var yukarı yönlü. Güzel bir mum var. O mumdan sonra bir sıkışma var. 4 saatlik grafiğe bakmanızı rica ediyorum. 4 saatlik grafiğe bakmanızı rica ediyorum. Güzel bir hareket var. Yukarı yönlü bir sıkışma var. Sıkışmadan sonra yukarıya kopuş var. 1930'dan girmişim. Stop loss'umu da maliyete çekmişim. Şu an bekliyorum. Peki ben bunu nereden çıkabilirim diye bakacak olursam
Nereden çıkabilirim? Tabii burada aylıkla falan bakınca hiçbir şey göremediğim için yani ben bunu şöyle düşünebilirim. Bugün Perşembe, dediğim gibi zaman da çok önemli. Bugün Perşembe, yarın Cuma, bu hafta birazcık saçma bir hafta oldu. Çünkü altın bir önceki haftanın dip seviyelerini kırdı. Çok böyle bir iş, çok böyle bir iş, ayı piyasası mı deniliyordu? O ayı piyasası olarak çok fazla aşağıya indi. Ben şahsen beklemiyordum. Ondan sonra şu anda çok saçma bir fiyat var. Yani burada burada şu anda bilmiyorum hala yayında mısınız ama ben cevaplamaya devam ediyorum. Nerede? Evet. Bir saniye. Buradayım. Dinliyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Sorunuz için de teşekkür ederim ayrıca. Burada şimdi çok saçma bir fiyat var. Ben haftalığı ve günlüğü bakınca, tabii günlüğü bakınca şu anda ben fiyat şey olarak bir şey göremiyorum ama 4 saatliğe bakınca aşağı yukarı 2000 civarlarında, yani 2000 civarlarında bir direnç olmak söz konusu var. Tabii yani bu altında aylık ve haftalığı falan düşününce çok bariz bir yukarı yönlü bir trend var. Dediğim gibi benim buradaki pozisyonum gene long. Ve long'u tutmaya devam ediyorum şu anda açıkçası. Ya bundan sonra ne olur bilemiyorum ki, söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinleyip lütfen lütfen long girmeyin ya da short girmeyin. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi bir sonraki işlem pound yen işlemi. Pound yen işlemde güzel bir işlem. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman sorularınızı bekliyorum. Şöyle Brent konusu bir soru daha geldi. Brent konusunda fikriniz nedir? Şöyle ki ben Brent'i trade etmiyorum. Zaten dün de bahsetmiştim. Brent'te çok dün bahsetmiştim. Bir güzel bir fırsat vardı. Onu bile hani çok ufak bir kısmını değerlendirdim. Hani Brent düştü 8 dolar, 6 dolar civarında bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi Brent'te de FX'te son 2 ayın ortalamasını ararak, yani ağırlıklı ortalamasını ararak bir şeyler yapıyordu. Yani vadelisinin ortalamalarını alarak bir şeyler yapıyordu. 6 dolar civarında bir şey almıştım. 8 dolarda çıkmıştım. Korkmuştum yani açıkçası. Trade etmiyorum. Benim trade ettiğim şeyler euro dolar, pound yen. Bunlar ana pariteler. Hani şey, ana pariteler dediğim şey yani ana pariteler, dolar pariteleri artı altın. Mesela dolar TL hiç trade etmiyorum. Bunlar hani dün bir arkadaşımız sormuştu. Yazılı olan kurallarınız var mı diye. Yazılı değil ama hani dolar TL trade etmeyi çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü gerçekten bana hitap etmiyor. Pip sayısı olsun, hareketler birazcık hani teknik analize uymuyor, temel analize uymuyor. Yani tabii ki yani trade eden çok başarılı arkadaşlarımız var. Grupta da paylaşıyorlar. Ta 5'ten 6'dan long taşıyanlar var. Yani tebrik ediyorum. Ben şahsen hani tercih etmiyorum. Çünkü bir noktadan sonra hani bunlar dediğim gibi hani deneme yanılma yöntemiyle buralara gelebildiğim için deneme yanılma yöntemiyle belli bir parite sayısı belirledim kendime. Ve o pariteler dışına çıkmamaya çalışıyorum. Ne zaman çıksam ve başarılı trade'ler elde etsem bile bir noktadan sonra ona mı bakacağım, buna mı bakacağım, onu mu ayarlayacağım derken işin içinden çıkamıyorum. Ya zararlı sonuçlanıyor ya saçma işlemler girmeye başlıyorum. O yüzden benim belli birkaç tane birkaç tane parite var. Onlar artı altın. Yani bunların dışına çıkmamayı tercih ediyorum. Evet. Bir tane pozisyonunuz varmış. Şöyle hani Brent'i analiz etmeye çalışırım ben. Bizim gruplarımızda var mısınız bilmiyorum ama Utku Bey'e yazarsanız ben Brent'e bir düşüneyim, şöyle bir analiz edeyim sakin bir kafayla şu an. Çünkü gerçekten yaptığım iş takdir edersiniz ki birazcık zor. Hem canlı bir şeyler anlatmaya çalışıyorum hem kafamdaki şeyleri birebir aktarmak istiyorum. En ince haliyle çok güzel bir şekilde aktarmak istiyorum. Hem sorulara cevap vermek istiyorum. Şu an bu hararetle size bir analiz yapsam çok fazla güzel bir şey söylemeyebilirim. Tabii hani ben daha çok trade yönünde yoğun olduğumu biliyorsunuzdur zaten. Dün de bahsetmiştim. Hani analiz kısmı, yani şöyle söyleyeyim size. Analiz etmekle trade etmek arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Yani şöyle söyleyeyim size. Hani analiz edebilmek, analiz etmek ehliyet almaya benzeyecekse, gene saçma sapan örnekler veriyorum kusura bakmayın ama yani analiz etmek ehliyet almak gibi ise
trade etmek, araba kullanmak gibi bir şey. O yüzden hani birazcık bunları ayırıyorum ve hani analiz edeceğim tabii ki. Ben analiz yapmayı iyi biliyorum, iyi fiyat okuyabiliyorum. Bunu biliyorum yani, bunu söylemekten de çekinmiyorum. Çünkü şöyle, hani zaten zararlı işlemlerimi göreceksiniz. Zararlı işlemlerimi paylaşmaya başlayacağım ve diyeceksiniz ki ve söyleyeceğim ki bakın arkadaşlar, hani doğru bir yerde işleme girmişim ama yanlış bir zamanlama, yanlış bir stop loss'tan işlem patlamış ama gene aşağı yukarı doğru bir yönü tercih etmişim. Onun dışında doğru yerde işleme girip stop olmuşum ve eğer stop olmasaydım belki 500 pip, 800 pip, 1000 pip zarara girecektim ve o işlemi terste taşıyacaktım. O işlemleri de size göstermek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Bu çok güzel bir işlem. Bunu çok kısa bir değinmek istiyorum. Bundan sonraki işlemde bunu benzer bir işlem. Bir tane ya da iki tane zararlı işlem göstermek istiyorum. Utku, şu an saat 9 oldu ama devam edelim mi? Arkadaşlar, devam etmek istiyorsanız, yorulmadıysanız bana söyleyebilir misiniz? Devam edelim tarzı bir şey. Yani katılımın burada düşmesini istemiyorum. Arkadaşlar tabii ki hani yorulduysanız söyleyebilirsiniz. Haftaya devam edelim. Herkes istiyorsa devam edelim diyorsunuz. Devam edelim. Devam ederseniz buradayız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkür ederim. Şöyle o zaman hemen teşekkürler. Tabii ki yani siz buradaysanız ben dün şeyden sonra tabii ben bir saat boyunca hiç durmadan konuşmaya alışık değilim. Yani böyle şeyler dün yorulmuştum bayağı. Bittikten sonra bayağı bir yorulduğumu hissetmiştim. Ama bugün birazcık da antrenman yapmış oldum. Böyle devam edersek galiba 3-4 saat hiç durmadan devam edebileceğimi düşünüyorum. Hemen pound yen paritesine bakalım. Pound yen'de fark ettiyseniz pound yen'de şuralarda bir yerde hatırlıyorsanız long girmiştim. Buralarda bir yerde kapatmıştım. Hani demiştim ki buralarda bir 4 saatlik de bir sıkışma vardı. Bir aralık vardı. O aralıkta demek ki bir denge var. O dengede çıkmak istediğimi belirtmiştim. Ve burada short girmişim. Yani o dengenin çalışabileceğini, short girebileceğimi tahmin etmişim. Bir şöyle böyle bir işlemde hani ben bunu bir kere denediysem okey. Stop olduysam da okey. Bu işlem için konuşuyorum. Ama bu işlemi 10 defa denersem, 20 defa denersem ve her seferinde stop olursam bu okey değil. Yani şunu demek istiyorum. Hani şöyle bir kanı vardı. Şöyle bir söylem, şöyle bir şey vardı. Hani tepe ve diplerden uzak durun. Tepe ve diplerden uzak durun diye bir şey yok. Yani tepe ve diplerde çok fazla ısrarcı büyük işlemler açmak. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela altında 2200 civarın 2100 civarında falan ben short girmedim açıkçası. Yani giren arkadaşlarımız var, tebrik ediyorum. Yani belli bir sebeplerden ötürü girmişsinizdir. Ya yani şöyle, ben neden girmediğimi de açıklayayım. Şimdi o seviyede benim geçmişe yönelik bir elimde bir data yok. Geçmişe yönelik daha önce insanlar o fiyatta nasıl davranmış? Yani şimdi buradaki gördüğünüz şeyler, buradaki gördüğünüz fiyat sadece bir sayı değil. O buradaki gördüğünüz fiyat insanların kararları sonucunda gerçekleşen bir fiyat. Yani orada bir fiyat alınıyorsa demek ki insanlar artık orada almaya karar vermişler. Yani geçmişe yönelik altın 2000, 2000 küsur civarında satılmış olsaydı ben de satmak isterdim altını ama satmadım. Ya benim için orada şöyle bir hani dediğim gibi analizleri de bilmeniz gerekiyor. Çünkü hani ehliyetiniz olması gerekiyor ki araba kullanabilirsiniz. Örnek birazcık acayip oluyor, kusura bakmayın ama hani böyle anlatabiliyorum. Elimden geldiğince iyi anlatmaya çalışıyorum. Ya benim orada şöyle analizlerim var. Mesela hani 2300-2400 civarlarına denk gelen Fibonacci seviyeleri var. Fibonacci retracement seviyeleri var. Oraları bekledim açıkçası. Hatta sell limitlerim de vardı. 2350-2300 civarlarına sell limitlerim de vardı. Yavaş yavaş short denemeye başlayacaktım. Tabii girmedim ve o fırsat kaçtı. Ama üzülmüyorum kaçtığı için. Çünkü yapacak bir şey yoktu. Ben bunları neden anlattım? Hani bu buralarda short girmek uygundur. Altın gibi değil bu. Altındaki yani şey örnek olarak veriyorum. Hani geçmişe yönelik bir datamız var burada. Belli ki bir direnç var. Hemen daha detaya inelim. Şimdi şunu söylemek istedim. Şunu da söylemek istiyorum. Burada bir aralık var. Neredeyim ben? Haftalıktayım. Burada bir aralık var. Ben burada daha aşağılarda longlar denemek istiyorum. Daha yukarılarda shortlar denemek istiyorum. Tabii ki gönül ister ki daha güzel nasıl olabilir diye sorarsanız daha güzel şöyle olabilirdi. Bu seviyeyi kırsaydı ve devam etseydi aşağıya short girip o trendin bir katılımcısı olarak devam etmek isterdim. Yani piyasada
o trendin katılımcısı olarak dahil olmak isterdim. Ya da bu long, yani daha aylık grafiklerde, daha büyük grafiklerde bu kırılıp devam etseydi bir katılımcı olarak devam etmek isterdim. Tabii ki bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu daha düşük zaman dilimlerinde gene bir trenddir. Benim için haftalıkta bir aralıkta sıkışmış vaziyette daha da fazla şey yapacak olursak, daha da fazla şurada bir aralık var. Burası komple benim için bir direnç seviyesi. Daha büyükleri şu anda bir nevi analiz de etmiş oluyorum. Şuralarda bir sıkışma var. Yani şurayı saymazsanız, şurayı fake breakout olarak sayarsanız buralarda da bir aralık var. Zaten benim için çok fazla kafa karışıklığını gerek yok. Bu trade için konuşacağım sadece. Bu trade için düşüncem şöyle. Ben bir aralık görüyorum. Daha yukarılarda short denemek istiyorum. Ve daha detaya indiğim zaman da artık görüyorum ki şurası destek, direnç olarak düşünürseniz artık yavaş yavaş short denemek istediğimi biliyorum. Bunu bilmem benim için önemli. Haritamı bilmem, daha yüksek zaman dilimlerde neler olduğunu bilmem benim için önemli. Burada short denemek istemişim ve ilk denememde güzel bir şeyle sonuçlanmış. Hemen TP'mize bakalım nerede koymuşum. Zaten bu fiyat TP'de gerçekleşmiş. TP'de kapanmış. Take profit, yani kâr al seviyesinde gerçekleşmiş. Zaten bir önceki direncin artık destek olabileceğini düşündüğüm için TP'yi de buraya koymuşum. Gerçekten çok temiz bir trade olmuş. Bu trade'lerin farkı trend trade'lerle şöyle. Bu tarz trade'lerin gerçekleşme ihtimali şöyle, karla sonuçlanma ihtimali düşük, riske de düşük ama kar potansiyeli çok fazla. Yani siz şurada bir trade yakalarsanız bunun kar potansiyeli çok fazla. Ama şurada bir trade yakalarsanız bunun kar pozitif sonuçlanma, karla kapanma ihtimali çok fazla. Ama kar potansiyeli çok düşük. Demek istediğim şey, böyle trade'ler denemekten korkmayın. Öyle bir hani Forex'te piyasalarda, yani genel olarak piyasalarda böyle yazılı bir kural yoktur. Fiyatlar hani kesinlikle, tabii siz kendinizi kurallar koyabilirsiniz ve onlara sadık kaldığınız müddetçe ve hani şöyle bir laf vardır. Türkçesi tam olarak karşılığına çevirmeye çalışacağım. Do whatever it works. Hani sizin için ne çalışıyorsa onu yapmaya devam edin. Tabii ki hani belli bir stratejiniz vardır. Oradan devam etmek istiyorsunuzdur. Devam edersiniz ve bu sizin için karla sonuçlanan işlemler olur. Ve mutluysanız ve para kazanıyorsanız hiçbir sorun yok. Benim tavsiyem hani benim şöyle, şimdi mesela ben bunu burada paylaşıyorum. Dinleyenler arasında çok tecrübeli trader arkadaşlarımız da var. Yıllardır trade ediyorlar. Güzel paralar kazanıyorlar. Onlar da benim yaptığım şeylere bakarak bir şeyler öğrenmeye çalışacaklar ve belki birkaç tane işlem açıp para kazan, yani bu şu işlemi normalde kaçıran bir arkadaşımız daha sonra bu işlem bu tarz bir piyasadan para kazanmaya devam edebilir. Ya da şu işlem zaten bak, burada long girmiştim ben. Şuralarda bir yerde long girmiştim. Buralarda bir yerde kapatmıştım. Şu pattern'ı artık biliyorsunuz aşağı yukarı. Bu çok klasik bir pattern'dır. Hani Forex 101 çok hani gider %50 döner. Bu da tamamen hani insanların davranış biçimi. Geri döner. Artık ucuzlamıştır. Yukarı yönlü trend devam eder diye alıyorsunuz. Tabii bunun gerçekleşmesi için daha büyük haritalarda, daha büyük zaman dilimlerde neler olması gerektiğini, neler olduğunu bilmeniz önemli. Ve şöyle, şimdi bu GBP yen, bir sonraki işlemde euro yen, bunu daha detayına inecek olursak tabii ki hani 4 saatlikte böyle gözüküyor, günlükte böyle gözüküyor. Tabii ki günlükteki saatlikteki yeri çok önemli. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ben şimdi short girmek isteyeceğimi biliyorum. Peki neden burada short girmişim? GBP yen agresif bir paritedir. Belki ortalama günde 150 pips oynar. Bu parite aşağı yukarı 137, şu anda göremiyorum ekranımda, başka şeyler de var. 139, aşağı yukarı 200 pips oynamış. 200 pips oynadıysa ben aşağı yukarı 170 pips'te short denemeyi tercih etmişim. Tabii ki bu 400 pips de oynayabilirdi. 400 pips yukarı gidip de dönebilirdi. Bunun içinde benim stop loss'um var. Ve stop olmaktan da korkmuyorum, çekinmiyorum. Çünkü bu fırsatı görmüşüm ve değerlendirmek istiyorum. Kısacası günlükte ben ne görmüşüm? Yani ben günlükte trade etmiyorum ama şöyle saatlikte trade etmiyorum. Günlükte ne görmüşüm? Gün seviyesi açılmış. Aşağı yukarı 200 pips bir hareket olmuş. Zaten bakın birkaç tane şeyler aynı anda
yan yana geliyor ve buna karar veriyorum. Short girmeye karar veriyorum. Yani şu an dediğim gibi hani saymak istesem hepsini şu ana kadar saydıklarımı tekrar sayamayabilirim. Ama trade ederken bunlar aklımdan geçiyor bir noktadan sonra. Tabii ki yani gönül ister ki her şeyi not alayım, çok güzel, her şey böyle kitabına uygun olsun ama yani bir noktadan sonra gerçekten zor oluyor öyle şeyler yapmak. Yani kimse mükemmel bir şekilde trade edemez. Zaten hani o imkansız birazcık da öyle bir şeyler yapmak. Çünkü fiyatlar random yani. Her şey mükemmel kitabına uygun hareket etmiyor yani. Hani buradan yani normalde bunun buradan dönmesini beklerken şuralardan bir yerden ya da şuradaki dirençten şuradaki support ki sonra daha sonra direnç olmasını buralardan dönmesini beklerken buradan dönmüş fiyat dediğim gibi hani kitabına uygun değil. Peki daha ne güzel olabilir de hemen ona da değinelim. Günlükte o zaman ben ne demiştim? Bu fiyata girerken saatlikte ne görüyorum? Fiyat açılmış. Fiyat açıldıktan sonra aşağı yukarı 200 pips hareket etmiş ve günün zirvelerine artık yaklaştığımı tahmin ediyorum. Ona göre işleme giriyorum. Zaten dediğim gibi benim aşağı yukarı stop loss'um 100 pips olduğunu düşünürsek stop olmamışım. Ve devam ediyoruz. Bir saniye. İşlemi kapat. Daha nasıl güzel olabilirdi? Hemen onu da değinelim. Ben madem böyle güzel bir işlem yakalamışım, neden stop loss'u seviyesini çekip beklemiyorum işlemi? Bu da dediğim gibi tamamen hani hem burada bir yükseliş trendi var. Dediğim gibi birkaç tane şey yan yana geliyor. Çok kısa bir aralıkta çok güzel bir pips elde etmişim. Yani burada kabaca sayacak olursak 139 seviyesinden girdiğimi varsayarsam 136 aşağı yukarı 400 pips ediyor bu. 300, 350, 400 pips ediyor. Bu benim için yeterli. Yani burada günlükte bakarsam 1, 2, 3, 4 günde 400 pips gayet güzel bir performans. Burada aynı zamanda bir yükseliş trendi var. Tabii ki bir aralık da var. Burada aralıktan hani dediğim gibi aylıkta, haftalıkta ve aylıkta bir aralık görüyorum. Daha aralığın diplerini hatta fark ettiyseniz hala direnç oluşuyor. Bu aşağıya tekrar kopabilir. Şu anda pardon GBP şu anda benim GBP'de longum var. Yine bahsetmek istemiyorum ama yere geldi longum var. Longların kırılmadan sonra yani günlükte hatta XT Forex Twitter hesabımızda kesinlikle takip edin. Orada yazmıştım GBP USD yukarıya doğru GBP yen yukarıya doğru kırılıyor diye söylemiştim. Tabii orada kesinlikle aldım sattım yapmak istemiyorum. Ama yukarı kırıldığını söyledim. Yani izlediğimi belirttim orada fiyatı. Yukarıyı kırıldı. Aldım. Şu anda onu da bakayım hazır yeri gelmişken GBP yen bir bakıyormuşum zararla kapanmış. Bir saniye. Evet, bir tanesi şu anda neredeyse başa baş, bir tanesi de kırılmadan sonra girmişim. Stop loss'ları alan maliyetinde değil. Bir tanesi 139 139.24'ten girmişim. Bir tanesini de 139.71'den girmişim. Ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Lütfen arkadaşlar hani o dediğim gibi hani benim işlemi girdiğim seviye neresi söyleyeyim. Ve tamam burada bir kırılma var. Yani şu anki gördüğüm fiyat seviyelerinden bir kırılma var ama o kırılma buraya doğru bir kırılma. Tabii ben bunu hani bu benim risk iştahım. Hani diyorum ki belki bu yukarıya devam edebilir ve yukarıya devam ettikten sonra bir fake yediğim zaman o fake'i amorti etmiş oluyorum. Yani o fake'ten zararlı çıkmış olmuyorum. Bu tamam hani erken girmek istiyorum. Erken girmek güzel bir şey değil. Zamanında girmeniz lazım piyasaya. Bu risk iştahım. Pozisyonum azdı. Girmek istedim ve girmişim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Her an kapatabilirim. Şöyle söyleyeyim. Yani bir fiyat seviyesinden iki farklı insan ikisi de biri long girecek, biri short girecek. İkisi de karla kapanabilir, ikisi de zararla kapanabilir. Tamamen dediğim gibi random. Birisi 20 pips zararla çıkabilir. Biri 20 pips karla çıkar, birisi 200 pips karla çıkar. Biri longtur, biri shorttur. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Lütfen lütfen benim yaptığım işlemlere girmeye çalışmayın. Zaten risk uyarımız da vardı. Şöyle ben bu işlemden gene uzattım kusura bakmayın. Hemen devam edelim. Bunu anlatmıştım. Audi bir tane zararlı işlem göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben de yorulmaya başladım. Dediğim gibi başka işlemler de var. Böyle bir arkadaşımız dün sormuştu acaba fazla işlem ekliyor musunuz diye. Onları da göstermek istiyorum. Bir tane zararlı işlem göstermek istiyorum. Bakalım zararlı kapanan bir işlem neredeydi? Hemen sorular var. Birazcık soluklanayım ve soruları cevap vermeye çalışayım.
Aynı zamanda evet. Bunu şöyle Brent konusunu lütfen Utku Bey'e mesaj atarsanız Brent ile alakalı sorusan arkadaşımız hala burada mı bilmiyorum ama onu Utku Bey'e sorarsanız hani bana hatırlatmış olursunuz. Zaten hani o kadar çok konuşuyorum ki çoğu şeyi unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Siz söylersiniz hani açıkçası rica ediyorum. Siz söylerseniz ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şöyle pozisyon şöyle pozisyon miktarı olarak dün de çok soru gelmişti. Hani nasıl ayarlıyorsunuz diye. Şimdi şöyle bu şöyle hani bunlar benim kişisel tercihlerim. Benim böyle hani belli bir şeyim vardır. Belli bir pozisyon size'ım vardır. Ve o pozisyon size'ım sabittir. Bütün trade'ler için. Hani mesela 0.05 lot giriyorsam atıyorum. Bütün pozisyonlarım aynı pozisyon, aynı boyuttadır. Ve ha tabii aralarda kar alabiliyorumdur. Kar aldığım zaman hani yarısını kapatırım, %20'sini kapatırım, %33'ünü kapatırım. Hani şöyle bir şey vardır, duymuşsunuzdur. Hani %33, %33, %33 olarak pozisyonlar kapatılabilir. Yani 1 bölü 3'ünü kapatırsınız, 1 bölü 3'ünü kapatırsınız. Tabii onlar değişiyor da. Ben dün hesap dün çok soru gelmişti. Benim zaten marjinim %1000 seviyesine geçmediğini biliyorum. Geçmemeye çalışıyorum istisnai durumlar hariç. Geçmemeye çalışıyorum. %1000 civarında aşağı yukarı 50 kaldırıcı denk geliyor. Yani benim pozisyonlarım totali 50 kaldırıcı geçmeyecek bir şekilde ayarlanmış oluyor otomatikman. Tabii bunu gönül ister ki benim bir yazılımım olsun, bunları benim için analiz etsin. Ama alaylı bir şekilde kendimi geliştirdiğim, kendimi koyduğum kurallar sonucunda, yazılı yazılı olmayan kurallar sonucunda %1000'lik marjin seviyesine geçmeye çalışıyorum. O da aşağı yukarı 500 kaldıraçlık bir hesapta 50 kaldıracı denk geliyor. Yani ben 50 kaldıraçta yani maksimum fullediğim zaman 50 kaldıraç kullandığımı söyleyebilirim. Burada hani nakitinizin yüzde kaçı ile işlem pozisyon açıyorsunuz diye bir soru var. Yani bu soruyu böyle cevaplamış olayım. Hani ben bunun hesabını tutmuyorum. Çünkü benim aşağı yukarı yanlış saymadıysam 12 tane ürün trade ediyorum aktif bir şekilde hepsinde. Genelde açık pozisyonlarım vardır. Genelde de hani stop losslarım oluyor. Genelde de pozisyonlarım karda oluyor. Zaten hani gördüğünüz üzere karda kapanılan işlemlerin hepsi görüyorsunuz ki 400-500 pips. Yani genellikle benim floatingim çok yükseklerdedir. Yani floatingim hep pozitif olduğu için marjin seviyem birazcık rahat davranıyordur. Şu anda demo hesapta sorunuza cevaplamış oldum. Çok teşekkürler soru sorduğunuz için. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu benim için çok önemli çünkü aynı zamanda ben de gelişiyorum. Yani sizin bir soru sorduğunuz zaman belki ben onun farkındayımdır ama bana hatırlatmış oluyorsunuz ve onu daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de gelişiyorum. Yani şöyle söyleyeyim size. Yani tabii ki yani insan sürekli gelişiyor. Benim bir seneki önceki halimle şu anki halim çok farklı. Bundan bir sene sonraki halim çok farklı olacak. Yani zaten bir noktadan sonra şunu fark edeceksiniz. Siz de hani bu işe ister yeni başlamış olun, ister hani kaç yıllık trader olun. Şöyle söyleyeyim size. Hani bir noktadan sonra kazançla kapanan pozisyonlarınızın sayısı artacak. Aynı zamanda kazanç miktarları artacak. Zararla kapanan pozisyonların zararları düşecek. Aynı zamanda sayısı da düşecektir. Şu anda uzun bir soru var. Hemen okumaya çalışacağım. Aynı zamanda chatten bir şeyler yazılıyor. Utku bu arada kapatalım diyorsan istediğin zaman söyleyebilirsin. Kapatabiliriz. Kapatmadan önce bir tane zararlı pozisyon göstermek istiyorum. O zararlı pozisyondan sonra 5 dakikayı kapatalım diyorsun. Olabilir. Breakout stratejisi için kitaplar İngilizce, Türkçe öneri. Yani kitap önerisi istemişsiniz. Şöyle ki hani ben bu işe kitaplardan okuyarak öğrenmedim. Hani çünkü şöyle açıklayayım. Hani iyi bir öğrenci vardır, kötü bir öğrenci vardır. Ben kendimi kötü bir öğrenci olarak konumlandırıyorum. Şöyle ki birazcık daha deneme yanılma yöntemiyle. Hani şöyle düşün. Hani çocuk bir çocuğa
İşte semaver sıcaktır, dokunmayın derseniz, o çocuk iyi bir öğrenci ise dokunmaz, size inanır dokunmaz. Ama ben giderdim dokunurdum, ailem yandı diye geri çekilirdim. Yani çoğu arkadaşım da öyledir. Hani çok böyle kendimi istisnai bir şey olarak anlatmıyorum. Ben hani şöyle öğrendim bunu. Daha fazla forumlarda, benden daha önce bu işe başlamış tecrübeli arkadaşlarıma, abilerime sorular sorarak, hani siz şu anda yani kesinlikle beni yanlış anlamayın. Siz bana şu anda bir soru soruyorsunuz. Yani hani bende bir bilgi vardı, onu sizinle seve seve paylaşmak isterim. Aynı şekilde ben de zamanında bilmediğim şeyleri araştırarak, sorarak, başka insanların nasıl trade ettiğini, onların trade'lerini izleyerek bir şeyler öğrendim. Teknik analizlere bakarak bir şeyler öğrendim ve onları birleştirdim ve deneme yanılma yöntemiyle kendimi geliştirdim ve o öğrendiğim şeyleri trade ederken nasıl uygulayacağımı öğrendim. Breakout stratejisi dediğimiz şey, hani tabii ki bunun kitabı illaki yazılmıştır. Kusura bakmayın, ben özür diliyorum. Bilmiyorum böyle bir kitap varsa, ama hani bir noktadan sonra burada ben hani böyle bir talep gelirse bunu feedback olarak bize belirtebilirsiniz. Hani ben breakout stratejisini öğrenmek istiyorum diye, ben şöyle yapabilirim. Bütün breakout trade'i, yani şu anda benim bütün trade'lerimi görüyorsunuz. Yani son işte bir ayın, iki ayın trade'lerini sırayla aldım. Tabii ki böyle şey trade'ler var. Hani almışım, iki dakika sonra kapatmışım trade'ler de var. Onları koymadım. Daha böyle hani size bir şeyler aktarabileceğim trade'ler koymaya çalıştım. Şu anda şöyle, yani böyle bir talep varsa, birkaç tane feedback varsa, hani ben breakout stratejisi görmek istiyorum ya da işte trend trading stratejisi görmek istiyorum ya da işte range trading, aralık, sıkışan bir aralığın stratejilerini görmek istiyorum diye söylersen şöyle yaparım. Dediğim gibi piyasa randomdur. Yazılı kurallar çerçevesinde ilerlemiyor. Bunun kitabı bile varsa, yani 1500 sayfa olabilir kitabı. Ya yani biraz abartıyorum, kusura bakmayın. Hani belli bir aralıktan, hani şuradan koptu fiyat, kesinlikle bu yöne devam eder, stop loss'unuzu kesinlikle şuraya koyun gibi bir şey değil. Şöyle yapabilirim. Evet, bir tane link var, chatte paylaşıldı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? O linkten geri bildirimlerinizi bize paylaşmanızı rica ediyorum. Zaten ben konuşurken de şöyle yapalım. Ama ben o şeyi göstermek istiyorum size açıkçası. Yani şu konuyu kapatayım o zaman hızlıca, kusura bakmayın. 5 dakikayı kapatmamız gerekiyor. Ben bütün breakout trade'lerimin hepsini toplayayım arda arda, artık hani kaç tane varsa son işte bir ayın, daha güncel olsun, daha güzel olsun, son 1-2 ayın bütün hepsini toplayayım. Zaten buralarda da var birkaç tanesini, atlamış olabilir, hani özellikle değinmemiş olabilirim, ama onlar var. Onları toplayıp hani neden burada girdim, neden bu nasıl bir breakout'tur, neden burada stop olmadım, nasıl girdim, onları anlatabilirim. İsterseniz tabii bunları söylerseniz ben ona göre bir şeyler hazırlayıp geri dönüş yapabilirim. Ben şu anda çok güzel bir şey. İlk cümleniz gerçekten güzel bir şey. Ben şu anda demo hesapta tecrübe kazanmaya çalışıyorum. Gerçekten buna bir thumbs up. Gerçekten güzel bir şey. Demo hesaba devam. Demo hesapta gerçekten gerçek hesapla arasındaki tek fark, tabii ki gerçek hesapta psikolojik baskı var, paranız var, canlı bir para gidiyor. Ama demo hesapta gerçekten öğrenirseniz gerçekte çok zorlanmazsınız. Bir de sonuçta deneme yanılma yöntemi, yani bir noktadan sonra istediğiniz kadar kitap okusanız da, istediğiniz kadar dinleseniz, okusanız da, bir noktadan sonra sizin direksiyon başına geçip araba kullanmanıza benziyor. Ne kadar fazla kilometre yaparsanız o kadar fazla tecrübe kazanmış oluyorsunuz ve yavaş yavaş oturmaya başlıyor bazı şeyler. Demo hesapta bu deneme yanılma yöntemini yapmanız gerçekten mükemmel bir şey. Demo hesapta devam. Sorunuzun devamını okuyayım. Daha sorunuzu okumadım. Kusura bakmayın. Sizin gibi çok tamam, şöyle arkadaşlar, çok ilginç bir şekilde aylıkta, haftalıkta, günlükte gerçekleşen fiyat patternları, zaten hani trade'lerin içinde bahsederken, hatta bir tane GBP Yen trade'i vardı, hani haftalıkta bir pattern var, o pattern'ın aynısı günlükte var. Belki saatlikte vardır, belki 5 dakikalık vardır. Siz 15 dakikalık ve 30 dakikalık pariteler, zaman dilimlerinde trade ediyorsanız kesinlikle aynı patternleri görmeye devam edeceksiniz. Dediğim gibi denemekten korkmayın.
Benim size en büyük tavsiyem demo hesapta devam etmeniz olacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle gerçek hesaba başlamayın şimdilik. Tabii sizin, yani ben de sizi tanımıyorum. Ne kadardır trade ediyorsunuz? Hani yeni başladınız ama sizin yeniniz belki 5 aydır. Hani onu da bilmediğim için 15 dakikalık, 30 dakikalık, yani bir noktadan sonra oturmaya başlıyor arkadaşlar. Hani ben zamanında denedim. 5 dakikalıkta da trade etmeyi denedim. Aylıkta da trade etmeyi denedim. Kesinlikle hani hiçbir şeye bakmayın. Dediğim gibi deneme yanılma yöntemiyle zamanında oturacaktır. Tabii ki hani bunda daha şöyle daha fazla daha sonraki şeylere feedback verirseniz, tam olarak ben bunu istiyorum diye bilgi@xtforex ya da WhatsApp gruplarımızdan bize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Utku Bey'e yazabilirsiniz. Onlara göz önünde bulundurarak güzel bir şeyler hazırlamayı deneyeceğim. Sorular devam ediyor. Aşağıya doğru mu devam ediyor? Yukarıya doğru mu devam ediyor? Onu ben bir çözeyim bir saniye. Arkadaşlar herkes yorulmuştur umarım. Ben de birazcık yoruldum. Ben rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet tabii ki, yani insan istedikten sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Arkadaşlar şöyle, saat birazcık geç oldu. Zaten Utku Bey de uyardı yavaş yavaş kapatalım diye. Zararla kapanan bir işlem var mı? Şu sell pozisyonu zararla kapanmış. Euro, yani buna bakalım ne yapmışım burada. Hemen bakalım. Bir zararla girilen bir pozisyondan bahsedelim. Tamam. Şimdi şöyle, zaten yine aynı pattern. Bunu çok hızlı geçeyim. Zaten haftaya çok detaylı bir şekilde bunları inceleriz. Şimdi yine aynı bir pattern. Ben bir aralıktayım. Genel olarak bir aralıkta olduğumu biliyorum. O aralığın zirveleri aşağı yukarı buralar olduğunu biliyorum. Ve bir kopuştan sonra bir büyük bir mum var burada. Şimdi diyebilirsiniz ki burada neden long denemesi olmadı? Long denemesi oldu mu olmadı mı emin değilim ama long da denilebilirdi. Ben short girmeyi denemişim. Bir kopuş görmüşüm, bir düşüş trendi görmüşüm. Yani aşağı yukarı şurada ben dediğim gibi günlükte bakıyorum. Şurada bir sıkışma görüyorum. Sıkışmadan sonra aşağı yukarı, çok özür diliyorum, aşağı yukarı bir kopuş var. Bu kopuştan sonra short denemeye çalışıyorum ve standart olarak stop loss'umu 100 pips'e koyuyorum ve bu işlem zararla kapanıyor. Dediğim gibi bu da bir zararlı bir işlem. Tabii çok fazla detayına girmedim. Nasıl işlemi girmişim, saatlikte burada bir kopuş var falan filan. Neden burada TP yapmamışım? Onları daha sonraki haftalarda anlatmak isterim. Bunlar daha stop olan işlemler. Bunları gireceğiz detaylı bir şekilde hep beraber. Bu da stop olan bir işlem. Buralarda karla kapanan işlemlerim de vardı. Demek ki bu stop olmuş. Kazançla kapanan işlemlerden hatırlarsanız Euro Audi klasik. Hemen o zaman şu sayfaya gelip kapanışı yapalım. Ve bir şey söyleyeyim. Bu işlemler gittikçe günümüze yaklaşıyor. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam son... bir dakika. Ne oldu? Start. Evet. Ending. Tamam. Sayfayı görmek istiyoruz. Arkadaşlar sayfamızı, web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Lütfen. www.xtforex.com ve geri bildirimlerinizi bilgi@xtforex.com olarak yapabilirsiniz. Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram, yani Twitter hesabımız çok aktiftir son zamanlarda. Ben de yazıyorum orada. Diğer arkadaşlarımız da yazıyor. Oradan takip etmeyi unutmayın. WhatsApp gruplarımız var. Üye olmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret etmeniz yeterli. Onun dışında geri bildirimleriniz çok önemli arkadaşlar. Çünkü onlara göre biz yola çıkıyoruz ve size güzel şeyler hazırlamak istiyoruz. Açıkçası ben bir şeyler anlatmayı çok seven bir arkadaşınız olarak mutlu oluyorum. Ve güzel şeyler anlatmak istiyorum. Herkesin yararlanmasını istiyorum. Onun dışında başka bir soru yoksa Utku Bey kapatabiliriz istersen. Ya çok teşekkür ederim arkadaşlar. Haftaya unuttum bir saniye. Haftaya 18'inde zararla kapanan işlemleri sunacağım. Birkaç tane de başa baş kapanan işlemlerim var. Yani stop loss'u kendi trade seviyesinde çektiğiniz zaman, yani sıfır zarar sıfır karla kapanan işlemler var, onları sunmayı deneyeceğim.
Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar haftaya. Haftaya 18'inde. Yine aynı saatte. Teşekkürler.